Hayırlı sabahlar değerli izleyenler. Güzel bir Ramazan gününde Diyanet TV ekranlarında Yeni Güne Merhaba programında sizlerle birlikteyiz. Bugün Diyanet İşleri uzmanı Doktor Lamia Levent Abul hocamız bizlerle birlikte. Kendisiyle çok önemli bir konuyu konuşacağız. Kalbin manevi hastalıklarını konuşacağız. Şimdi kalp hastalıkları deyince fiziksel açıdan hastalıklar aklımıza geliyor ama kalbimiz ne yazık ki manevi açıdan da hastalanabilir. Peki bunun sebepleri nelerdir? Neler kalbimizi manevi açıdan yıpratır, karartır? Bunlara karşı özellikle Ramazan ayında manevi bir tedavi nasıl uygulayabiliriz? İşte bu konuda değerli hocamızın tavsiyelerini alacağız. Aynı zamanda çanta tasarımcısı ve örgü eğitmeni Özlem Göktaş hanımefendi bugünkü programımızda bizlerle birlikte olacak. Kitaplarınızı koyabileceğiniz, Kur'an-ı Kerim'inizi koyabileceğiniz, dergilerinizi taşıyabileceğiniz şık bir çanta tasarımını kendisinden adım adım öğrenmiş olacağız. Farklı örgü çanta modellerini de tanıyacağız. Yeni Güne Merhaba başlıyor. Özlem Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız Elhamdülillah, inşallah? Elhamdülillah biz de gayet iyiyiz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hepimize inşallah. Çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Zira birbirinden güzel çantalarla stüdyomuzu da renklendirmiş oldunuz. Çok sağ olun. Güzel bir örnek göreceğiz. Hemen hangisi diyecek izleyicilerimiz ben gösteriyorum. En farklı ve şık duranı da bu gerçekten. Evet. Hepsi çok güzel ama bu böyle farklı aparatlarıyla çok şık bir çanta. Nasıl yapılacağını Özlem Hanım'dan dinleyeceğiz. Ama öncesinde ben sizin bu çanta tasarımı ve örgü eğitmenliği üzerindeki sürecinizi hızlıca bir almak istiyorum. Zira Özlem Hanım tam bir kadın girişimci örneği bence. Çok nasıl başladınız bu işlere? Şöyle ki ben aslında maliye mezunuyum. İdari bilimleri bitirdim ve daha sonra kamuda bir görev almam mümkün olmadı. Her şey nasipten öte diyoruz ya. Hayatım boyunca hiç örgü görmemiş biri olarak yaklaşık 3 yıl önce ard arda 2 tane bebeğim oldu ve Allah onları büyütüyordum. Çok teşekkür ederim. Onları büyütürken evde hobi olarak ne yapabilirim diye başladım. Aslında bütün kadınlarımızın hikayesi, ortak hikayesi bu değil midir? Evet, çocuk olduktan sonra evde onları büyütelim. Bir de anaç ruhumuz çok yüksek galiba Türk hanımları olarak. Çocuklarımızı hep kendimiz büyütmek isteriz. Onları büyütürken de tabii bir şeyler üretmek istedim ve bir şekilde yönlendi. İşte sosyal medyadan ya da çevremde bu işi bilen esas köklü bizim bunlar biliyorsunuz örf adetlerimiz. Tabii. Annemlerden işte yakınlarımdan herkesten bir örgü öğrenmeye başladım. Sonra bunları çantaya olmazsa olmazımız evet. Sanımlar nasıl uyarlayabilirim diye düşündüm. Daha sonrasında işte aldı başını olay gitti. Sonra evet. Bir şirket açtık. Şimdi eğitimler veriyorum. Küçük bir atölyem var. Orada çok yetenekli ve çok istekli hanımefendilere destek olmaya çalışıyorum. Hep birlikte nacizane öğreniyoruz, yapıyoruz. Ben de sürekli öğreniyorum. Böyle güzel bir küçük kısa bir hikayem var ama yaklaşık 3 yılda çok farklı noktalara getirdi. Yani çok güzel ve açılımlar yaşamışsınız. Hem farklı bir gelir kaynağı, bir meslek haline gelmiş sizin kesinlikle. İçin. Aynı zamanda da bunu başka kadınların istihdamı için, farklı başka kadınların üretim süreçlerine dahil olması için bir vesile kılmışsınız. Çünkü eğitimler de veriyorsunuz. Çok güzel gerçekten. Ben hep böyle söylüyorum çünkü kadın bir şekilde toplumun içinde ve hayatın içinde olmalı diye düşünüyorum. Çünkü kadınlarımız çok değerli ve çok yetenekliler. Aynen. Bunu da yapabilmek için herkesin mutlaka bir yeteneği vardır. Ben içimdeki örgü yeteneğini keşfettim. Hı hı. Çizim olabilir. Bu her şey olabilir, dikiş olabilir. Her şeyi yapabiliriz. Bu nedenle de bir şekilde hani hobiyle ilgilenmelerini, hı hı. Böyle kendilerine bu şekilde vakit ayırmalarını her zaman öneriyorum. Zaten bununla ilgili eğitimler veriyorum. Evet. Böyle hep birlikte yol alıyoruz bakalım. Evet ve Allah bereketli kılsın, daim etsin. Amin. İnşallah etsin diyoruz. İnşallah. Güzel bir örnek. Sizin çalışmalarınızı sosyal medya hesaplarınız üzerinden de izleyicilerimiz takip edebilirler. Eğitimlerinizi özellikle Ankara'da olan izleyicilerimiz kesinlikle. Başvurabilirler. Herkes hemen sosyal medya hesabınızı alalım hızlıca. Benim kızımın orijinal ismi, kendi ismimle de aratabilirler. By Daphnem diye benim Instagram'da hesabım. Ama Özlem Göktaş olarak aratırlar. Sonradan direkt bana ulaşabilirler ve elimden gelen yardımı yapmaya hazır. Peki. Şimdi güzel çanta tasarımımıza başlayalım arzu ederseniz. Tabii ki.
Bu çantamızın bir hikayesi var. Bunlar bizim yüzyıllardır örf, adet, geleneklerimizden. Ben birazcık da geleneksel çalışmayı seviyorum galiba kendi özümüzü yitirmeden. Nahat çok değerli, Ankara Kalesi'nde bizim abilerimiz var. Eşim onlarla birlikte gitti, bunların çizimlerini yaptı. Hmm. Benim için işte bunları kestiler, günlerce uğraştılar. Böyle kendimize özel, geleneksel bir huş ağacından plakalar hazırladık. Hmm. Ve bunların etrafını bu penye pişeri tip dediğimiz etrafta, yani her malzemeyi kullanabiliriz artık, hanımlar bunları da çok iyi biliyorlar. Ne yaptım? Bunların etrafına delikler açtım. Biz bu malzemeyi zaten hazır olarak temin ediyoruz. Piyasada da bulmaları mümkün hobi marketlerde falan. Evet. Ne yaptım? Ama yaptım. Siz kendi tasarımınızı yaptırmış oldunuz. Evet, bu bende tek modeldir. Çok farklı modellerini de bulabilirler. Bizden sonra yine çalışmaya devam ettiler. Bu konuda da gurur duyuyorum zaten. Ne yaptım? Şimdi bu deliklerden ilmek alarak başlıyorum ipimle. Önce biraz ince bir tığ seçiyorum. Sadece yaptığım tek şey bu plakanın, ahşap plakanın etrafını sürekli dönerek doldurmaya çalışıyorum. Aslında yaptığım ilk başta birazcık zorlanıyoruz tabii ki, materyaller kalın olduğu için. Bir üst sırada bunu çok daha kolay yapıyoruz. Yapmamız gereken tek şey sık iğne aslında. Hı. Sık iğne tekniğini bütün hanımlar bilirler. Hı hı. Bunun etrafını dolandığımızda üst kata çıkacağız. Bu iki parçayı da yarım yarım şeklinde öreceğiz. Şuradan bir göstereceğim, sonra olur, devam edeceğim izninizle. Buradan başlayacağım. Burayı öreceğim. Etrafını dolandıktan sonra hiçbir şey yapmadan bir üstüne tekrar sık iğneyle devam edeceğim ve iki tane parça oluşturacağım. Aslında bunlar iki tane ayrı parça. Hı. Bunları ördükten sonra... Yani şu sonra, bir tarafı, öbür evet, diğer tarafı olacak. Evet, yarım şeklinde olacak, şu anladım, kadar örüyorum. Hı hı. Sonra alt tabandan ikisini birleştireceğim. Küçük bir dikiş tekniği var aslında, hepimizin bildiği, dolayarak yaptığımız. Daha sonra da üzerine fermuarlı astarımız olan, işte bunu terziden de yardım alabiliriz. Takıp elimizde tamamen, %100 elde yapılan bir çanta bu da, üzerine işleyeceğiz. Sapları da yine hazır olarak, materyal olarak var. Hı hı. Bunu dilediğimiz renge de boyayabiliyoruz. Bu şekilde çalışacağım. Şimdi ben ilmekleri almaya başlayacağım. İlk sırada, hı hı, birazcık zorlanacağım. Evet. Ama daha sonrasında çok kolay öreceğim. Çünkü benim ipim de kalın. Bunu bu şekilde, hı hı, yavaş yavaş tığımızı kırmadan, evet, ve malzemelere zarar vermeden. Evet, çok keyifli bir çalışma. Hani yaptıktan sonra da biz annelerimize, etrafımızdaki hanımefendilere çok Kur'an kılıfı olarak bundan gönderdik. Yine çalışan hanımefendiler dosyalarını, dergilerini, kitaplarını, aynen, tabletlerini koyabiliyorlar. Yine bu modelde bunu yapabilecekleri gibi şu modelde mesela. Hem yine Kur'an-ı Kerim taşıma, dergi kitap taşıma, öğrencilerimiz için keza aynı şekilde, hem de tablet klasör kullanımlarında, evet, klasör gibi çok da pratik, gördüğünüz gibi. Bu da güzel bir model. Siz onu yaparken ben bir yandan farklı modelleri de göstermiş, olur, olayım. Dolayısıyla hani örgü çantada sınır yok benim anladığım kadarıyla. Yok. Çünkü çok farklı modeller var. Bu mesela gayet şık. Mesela düğünlerde, davetlerde de kullanılabilecek. Günlükler, günlük kullanımlarınızda da son derece şık, güzel bir model. Yine günlük kullanımlarda, hele de yaz mevsiminde bu çantalar nasıl güzel kullanılır. Son derece şık, farklı bir model yine. Yani görüyoruz. Bir de şu çantamıza bakalım. Bu en çok buna bayıldım zaten. Bu da yeni modellerimizden. Çok çok güzel gerçekten. Evet. Onun da üzerimesi ahşap malzemedir. Biz onların üzerlerini hep çeşitli tekniklerle aslında kaplıyoruz. Evet. Aslında bu konuda bana da çok şey katıyorlar. Çünkü genelde çanta isteyen, tasarım isteyen hanımefendilerin fikirleri beni çok yönlendiriyor. Evet. Çünkü ben dilediğiniz ölçüde size özel çalışıyorum dediğinde, onların bir fikri, bir renk uyumu, hı-hı, bende farklı bir kapı açıyor ve bu olayı çok, evet, seviyorum kendini geliştirmek adına. Bu da yine öyle etnik bir desen olarak, aynen, çalıştım. Son derece şık. Dediğiniz gibi hani seri üretim çantalardansa bunlar kişiye özel böyle biricik, evet, tasarımlar olarak da ayrı bir kıymet taşıyor gerçekten. Ben aynı şekilde devam ediyorum. Hı-hı. Bunu tamamını yaptıktan sonra ikinci sıraya döneceğim. Ve ortalama 3 sıra şeklinde sürekli bu işlemi yapacağım. Hı-hı. Başka hiçbir şey yok. Çantanın astarını ve birleştirmesi sadece bizim için önemli. Hı-hı.
O zaman şöyle yapalım, arzu ederseniz bir sohbetimize doğru yavaş yavaş ilerleyelim. Siz bu sık iğne dediniz galiba, yanlış da ifade etmek istemiyorum teknikleri. O aşamayı bitirdiğinizde tekrar size dönelim. Sonra nasıl ilerleyeceğimizi Özlem Hanım'dan öğrenmeye devam edelim. Zira çok da güzel, anlaşılır bir tekniği de var. Yani ben hiç örgü beceremeyen bir insan olarak gerçekten anladım. İki parçayı yapacağız ve güzel bir şekilde birleştireceğiz. Çok da şık sapları var, yine hazır malzemeden kullanılan güzel bir çanta hazırlayacağız. Biz tabii bunu Ramazan ayında mukabelelere giderken farklı böyle dini açıdan bir araya geliyoruz. Komşularımızla, akrabalarımızla camilere gidiyoruz. Bütün bu kullanımlarımız açısından düşündük ama her açıdan kullanışlı, işe yarayacak güzel bir tasarım olduğunu ifade edebiliriz. Ben size kolaylıklar diliyorum. Bir gözümüz sizde olacak. Benim de kulağım sizde. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hemen sohbetimize başlayalım. Güzel bir konumuz var. Kalbimizi karartan, kalbimizi hastalandıran şeyler nelerdir manevi açıdan? İşte bunları değerli hocamız Doktor Lamia Levent Abul'la konuşacağız. Hadi sohbetimize geçelim. Lamia Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah iyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah biz de gayet iyiyiz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle birlikte olduğunuz için hocam. Zira önemli bir konumuz var. Gerçekten kalbimizin manevi açıdan hastalandığını fark edemiyoruz bile çoğu zaman. O kadar çok bizim maneviyatımızı etkileyen, kalbimizi etkileyen dış etken var ki bazen karakter özellikleri, bazen de dış etkenlerle o kalbin manevi boyutlarını tıkayabiliyoruz tabiri caizse. Şimdi fiziksel açıdan kalp hastalıklarını önümüzdeki hafta konuşacağız. Nasıl damar tıkanıklıkları varsa böyle manevi tıkanıklıklar da ne yazık ki yaşanabiliyor. Ama bizim manevi hayatımız, inancımız, dini hayatımız açısından kalp bir merkez konumunda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunu farklı hadislerinde vurguluyor. Kalbin maneviyatı, maneviyatımız açısından merkezi konumu çok çok önemli. İnancımız ve kalp, yani inancımız, imanımız açısından kalbin nasıl bir zemin olduğu, nasıl bir ev olduğu tabiri caizse. Buradan başlayalım. Kalbin manevi yönünü sizden dinleyelim hocam. Aslında kalp gerçekten de hem maddi hem de manevi hayatımızın tam merkezinde olan bir organ. İmam Gazali o yüzden kalbi maddi ve manevi kalp olarak ikiye ayırmış. Evet. Maddi kalp bildiğiniz gibi, affedersiniz. Estağfurullah. Manevi kalp, maddi kalp bildiğiniz gibi göğsün sol tarafında işte bütün vücuda kan pompalayan kozalak şeklindeki bir organ diye tarif eder İmam Gazali İhya-i Ülmüddin'de. Manevi kalbi de yine aynı şekilde ilahi ve Rabbani latifelerin merkezi olarak tarif eder. Ve maddi kalp ile manevi kalp arasında bir ilişki olduğunu söyler. Aynı şekilde manevi kalbin yeri de aslında maddi kalbimizin bulunduğu yerdir. Biliyorsunuz Cenab-ı Hak hepimizi yaratırken esasında bir ilahi özle bizleri yarattı. Evet. Aslında o ilahi özün bulunduğu yerde bizim kalbimizdir ve bu anlamda da aslında hem iyiliğin, hem sevginin, hem imanın, hem de vicdanın merkezi konumunda olan bir organdır bizim kalbimiz. Bu anlamda da o yüzden mutasavvıflar kalbe çok büyük bir anlam yüklemişlerdir. Aslında bir anlamda tasavvuf ilmi kalbi de anlama ilmidir. Merkezi bir konumdadır. Ben özellikle okurlarımıza bu anlamda İmam Gazali'nin İhya-i Ülmüddin'ini tavsiye ederim. Orada çok uzun bir bahis hep kalbin hallerine, kalbin mahiyetine, kalbin anlamına, kalbin nasıl hastalandığına ve bu hastalıkları nasıl tedavi edildiğine dair bahislerle doludur. Tabii diğer mutasavvıflar da kitaplarında bu bahislere çok yer vermişlerdir, kalp bahsine. Biraz sonra ifade edeceğiz. Hadislerde ve Kur'an-ı Kerim'de de bu konuda gerçekten çok zengin ayet ve hadislerle karşılaşıyoruz. Kalple ilgili kalbi tasvir eden, kalbi anlatan. Ben burada mutasavvıfların bir tarifiyle girmek istiyorum. Onlar şöyle derler. Vücut bir şehirdir. Vücudu bir şehre benzetmişlerdir. Kalp ise bu şehrin sultanıdır.
Ve İmam Gazali de şunu söyler. Esasında hani biz hep deriz ki beynimiz kalbimizi, bizim vücudumuzu aslında hareketlerimizi hep yönlendiren beyindir. Beyni merkezi bir yere koyarız. Ama İmam Gazali der ki esasında bizim bütün hareketlerimizi, duygularımızı, davranışlarımızı, düşüncelerimizi yönlendiren kalptir der. Ve o yüzden Kur'an-ı Kerim'de de zaten kalbi akleden kalp diye geçer ve fuat denir buna. Ve bir de lüb vardır. O da yine kalbin aslında bir anlayış, düşünce ve akıl merkezi olduğunu da gösterir. Esasında bilimsel araştırmalar da aslında kalbin içinde bir takım sinirsel hücrelerin ve sinir bağlantılarının beyinle bir bağlantısı olduğunu ifade etmişlerdir. Evet. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda aslında kalp ve beyin arasında da böyle bir bağlantı olduğunu ortaya koymuşlardır. Evet. Dolayısıyla burada aslında hem maddi hayatımızın hem de manevi hayatımızın aslında merkezinin kalp olduğunu görüyoruz. Siz de biraz önce ifade ettiğiniz gibi maddi kalp nasıl bir takım hastalıklara, bir takım işte rahatsızlıklara maruz kalıyorsa aynı şekilde aslında bizim manevi kalbimiz de bir takım rahatsızlıklara maruz kalabiliyor. Bunu nitekim biz Kur'an-ı Kerim'de de görüyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kalplerin hasta olmasından bahseder. Hı hı. Kalplerin paslanmasından bahseder. Kararması. Kalplerin kararmasından bahseder. Ve hatta kalplerin katılaşmasından bahseder. Ve hatta der ki Kur'an'da şöyle bir ayet vardır. Çok ilgi çekici bir ayet. Diyor ki insanların derken kalpleri öyle bir katılaştı ki taştan daha katı bir hale geldi. Yani öyle kalpler vardır ki eğer o kalp gerçekten kötülüğün mahalli olduğu zaman taştan da daha katı bir hale gelebiliyor. Ve bu da tabii ne demek? Nasıl damarlarımız tıkandığı zaman kalp krizi geçiriyor insanlar. Çok ciddi rahatsızlıklar geçiriyorlar. Aynı şekilde kalp de tıkandığı zaman manevi hayatımızda bir takım tıkanmalar ve hastalıklar meydana geliyor. Hı hı. Bu anlamda çok önemli. Yine Kur'an-ı Kerim'de aslında Allah-u Teala kurtuluşun temiz bir kalple mümkün olacağını söylüyor. Ve şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Şuara suresinde Allah-u Teala o gün diyor kıyamet gününde ne sizin evlatlarınız ne mallarınız size bir fayda verir. O gün ancak Allah'a selim bir tertemiz bir kalple gelenler bir kurtuluş elde edeceklerdir, fayda göreceklerdir buyururken aslında burada temiz kalbe kirlenmemiş o saf kalbe. Hani hepimiz içinde öyle bir öz var. Evet. Ama ne yapıyoruz o özü? Bizler bir takım kötülüklerle maalesef o özün üstünü örtüyoruz. İşte buradaki maksadımız bizim nedir? O perdeyi, o katılığı ortadan kaldırmak, o özü ortaya çıkarmaktır. Bu da bir ilmin konusudur. Yani hani bunu el yordamıyla değil, aslında bunu bir takım ölçülerle, bir takım reçetelerle İslam alimleri ortaya koymuştur. Bu anlamda çok önemlidir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Diyor ki, insan vücudunda öyle bir organ vardır ki, o bozulursa bütün vücut bozulur. Evet. Ve yine o organ iyi olursa, doğru olursa, düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. Dikkat edin, o kalptir buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Burada da biz görüyoruz ki hadiste de Peygamber Efendimizin hadisinde de kalp yine merkezi bir yerde. O salim olduğu zaman, düzgün çalıştığı zaman, parladığı zaman, o kendi içindeki ilahi özü dışarıya yansıttığı zaman gerçekten insan-ı kamil dediğimiz o olgun, İslam'ın bize şey yaptığı, idealize ettiği o insanı ortaya çıkarmak mümkün oluyor. Evet. Ama bozulduğu zaman yine Kur'an-ı Kerim'de dendiği gibi diyor o zaman insan aşağıların aşağısına hatta hayvandan da daha aşağı bir derekeye düşebiliyor. Bu anlamda gerçekten kalp çok önemli. Yine biz biliyoruz ki hani dediğimiz gibi kalpteki o bu hani kirlenmeler neden meydana gelir diye düşündüğümüz zaman, sorduğumuz zaman burada iki şey devreye giriyor. Bizim iki tane büyük düşmanımız var esasında. Bunu hep söylüyoruz. Hı hı. Bu biz birincisi bizim nefsimiz, ikincisi ise bizim şeytandır. Evet. En büyük düşmanımız olan şeytandır. Burada sürekli hocam, bunlar çok güzel bir noktaya geldiniz. Nefis ve şeytan kalbin hastalanmasına, kararmasına, bütün o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uyarılarını ne yazık ki yaşamamıza yol açıyor. Burada hemen araya girmek istedim. Hı hı. Müsaadenizle lafınızı böldüm, kusura bakmayın. Zira şöyle bir algı hatamız olduğunu düşünüyorum sizin bu anlatımlarınızdan bir çağrışımla. Dediniz ya hani beyin ve kalp arasında şüphesiz bir iletişim var ve kalp aslında o vücut şehrinin sultanıdır. Tabii. Ama günümüzde özellikle hani modern çağda dediğimizde kalbin
kalbi duyguların, kalbi hallerin olabildiğince bastırıldı ve rasyonalite adı altında beynin, aklın, zekanın ama işte o kalbin getirdiği merhameti içermeyen, kalbin getirdiği hakkaniyeti içermeyen bir zeka, bir akıl, daha çıkarcı bir aklın önemsendiğini görüyoruz. Ve bu tamamen nefse yönelik bir hal aslında. Nefsi çok pompalayan bir hal. Biz o kalbin merkeziliğini, kalbin sultanlığını unuttuğumuz bir çağda yaşıyoruz. Ve tamamen nefsi, çıkarlarımızı kötüye çalışan tabiri caizse kalple dengelenmemiş bir akıl ve zeka ile hareket evet. ediyoruz. Bu ciddi anlamda bir manevi çarpıklık diye düşünüyorum. Her ne kadar işte modern olarak ifade etsek de bunu bir gelişim olarak görsek de ciddi anlamda bir kopuş olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz bu aslında açıdan? Aslında şöyle bir şey, şu çağımız en çok aşktan ve sevgiden bahsedilen bir çağ. Hani doğru, biz de biliyoruz öte yandan ki kalp aslında sevginin, aşkın, merhametin, şefkatin, imanın merkezi. Hı hı. Yani o öyle bir merkez ki Cenab-ı Hak oraya öyle bir öz koydu ki o öz esasında bizi gerçek sevgiye, gerçek aşka, imana götüren bir öz. Doğru. Ama aşktan çok bahsediyoruz, sevgiden çok bahsediyoruz ama aslında aşkın, sevginin olmadığını görüyoruz. Evet. Bugün birbiri için çok büyük aşk besleyenler bakıyoruz iki gün sonra birbirlerine düşman olabilmişlerdir. Dolayısıyla aslında hani bunun gerçek bir aşk olmadığını, esasında bunun biraz nefsani bir aşk olduğunu söyleyebiliriz. Yani dedik ya burada aslında o nefis bir perde olarak aslında kalbimizin arasına giriyor. Gerçekle aramızdaki bağı kesen bir şeye dönüşüyor nefis. Ya insanlar maalesef o nefsani duygularını gerçek aşk olduğunu, gerçek sevgi olduğunu söylüyorlar. Aslında bunun böyle olmadığını görüyoruz. Diğer taraftan hani hem kalbimizle bağlantımız kesildi, esasında diğer taraftan kalple akıl arasındaki bağlantıyı da kestik. Yani çok rasyonel, biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi rasyonel düşünme adı altında aslında insanlar duygularını bir tarafa bıraktılar. Dediğim gibi o akleden kalbe eğer ulaşabilirse insanoğlu o zaman dünya üzerinde zaten hiçbir kötülük kalmaz. Evet. Çünkü orada gerçekten hani o dedik ya Allah-u Teala'nın bize derc ettiği o ilahi nefadan hepimizde var. Aslında potansiyel olarak her insan çok güzel bir şekilde, tertemiz bir şekilde, bütün güzellikleri aynı olabilecek bir şekilde yaratılıp bu dünyaya gönderilmiş. Yani Allah-u Teala o kadar büyük sevgi ve şefkat ve merhamet sahibi ki esasında bizi bu dünyaya gönderirken bizi başıboş bırakmadı. Bizi burada yalnız bırakmadı. İşte bir sürü kötülük var dünya üzerinde. Bir sürü sıkıntı var, bir sürü zorluk var, savaşlar var. Yani o kadar çok kötülük var ki bazen insanoğlu düşünüyor. Acaba hani bu kadar kötülüğün içinde ben nasıl mücadele edeceğim? Öyle değil aslında, yalnız değiliz. Allah-u Teala bizi gönderirken aslında donanımlı bir şekilde gönderdi. Kalbimizle, aklımızla, duygularımızla, düşüncelerimizle, bize vermiş olduğu yeteneklerle Allah-u Teala'nın aslında biricik ve en değerli varlığıyız biz. Bütün yeryüzünü bizim için yarattı. Yani düşünsenize Allah-u Teala bizi yalnız bırakabilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Dolayısıyla burada bu hastalıkların aslında üzerinde durmak gerekiyor. Yani bizi o ilahi özden koparan, bizi işte asıl o güzelliklerden, o sevgiden, o özden, o güzelliklerden uzaklaştıran, o selim fıtratımızı örten hastalıklara odaklanmak gerekiyor. Nedir peki bu bunlar nedir? Yine hadis-i şerifle başlayalım istersen, ondan sonra onları sayarız. Peki. Şöyle diyor Peygamber Efendimiz, insanoğlu diyor bir kötülük işlediği zaman bu kalbinde bir siyah nokta olur. Bir kötülük veya bir günah. Yani o direkt hemen bizim manevi merkezimiz olan kalbe yansıyor o kötülük. Hı hı. Ve orada bir siyahlık oluşuyor. Ama tövbe istiğfar ederse, o yaptığı kötülüğün farkına varırsa Allah-u Teala onu temizliyor. Evet. Tertemiz oluyor kalp aynamız. Zaten onu da Hazreti Mevlana kalbi bir aynaya benzetmiş. Yani orada ne varsa aslında dışarıya yansıttığımız da odur. Hani orada kötülük kaldığı zaman bu sefer biz de kötü şeyler yapıyoruz. Kötü davranışlarda bulunuyoruz. Kötü düşünceler beynimizi sarıyor. Dolayısıyla hep kalbimize dikkat etmemiz lazım. Yani nereye gidersek gidelim, hani bir şey yaptığımız zaman kalbimize dönmemiz lazım. Kalp bize dedik ya iyiliğin merkezi, vicdanın ve imanın merkezi. Hani Efendimizin bir hadisi var, diyor ki işte siz bir şey yapmak için fetva ararsınız. Ay, yapayım mı yapmayayım mı, doğru mu yanlış mı diye. Size fetva verebilirler bunun doğru olduğuna dair. Ama hayır, siz ona uymayın. Siz
kalbinize danışın. O size en doğruyu söyleyecektir. Hani eğer kalbinizde o tam mutmain olmamışsa demek ki o doğru bir şey değildir diyor. Dolayısıyla burada da o kötülükler eğer biz tövbeyle o kalbi, kalp aynasını parlatmazsak ne diyor Peygamber Efendimiz? Bütün kalbi sarar. Ve yine diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki ayeti örnek veriyor Peygamber Efendimiz. Orada diyor kalpleri pas tutanlar dediği işte bu kimselerdir. Yaptığı kötülüklerden sonra tövbe etmediği zaman, onun farkına varmadığı zaman o bütün kalbimizi istila ediyor maalesef. Ve o ölçü niteliğini de kaybediyor kalp. Tabii. O zaman. Rahatsız olmuyoruz mesela yaptığımız günahlardan bir noktadan sonra, Allah muhafaza etsin. Aynen öyle, dediğiniz gibi. Çünkü kalp, hani dedik ya, iyiliğin merkezi olduğu gibi, imanın merkezi olduğu gibi aynı şekilde küfrün ve kötülüklerin de mahallidir kalp. Çünkü çok değişken bir yapısı var kalbin. Hani hep dikkatli, hep dikkatli olmak gerekiyor. Onun da yine Peygamber Efendimiz'in yaptığı, çokça yaptığı bir dua var. Diyor ki ey kalpleri eviren çeviren Allah'ım, kalbimiz senin dinin ve itaatin üzere sabit eyle diyor. Bunun üzerine sahabe soruyor, ya Resulallah diyor, neden bu duayı çok yapıyorsunuz? Hani var mı bunun bir sebep? Evet vardır diyor. Çünkü diyor kalpler Rahman'ın elindedir. Onu her an diyor her tarafa çevirebilir. Kalp bizim Rahman'ın diyor parmakları arasındadır. Onu çevirebilir diyor. Bu ne anlama geliyor? Yani burada Allah-u Teala siz iyiliği de isterseniz iyiliğe doğru sizin kalbinizi çevirir. Kötülüğü isterseniz kötülüğe doğru çevirebilir. Arapça zaten kalbin manası değişken manasına, dönen manasına geliyor kalp. Yani çok çabuk bir şekilde dönebiliyor. İyiden kötüye, kötüden iyiye, imandan küfre, küfürden imana. Dolayısıyla bu noktada yani herkesin o kalp, hani dedik ya çok önemli bir ölçü. O ölçüyü elden kaçırmamak için bir kendine dönüp bakması lazım. Bu anlamda da gerçekten Ramazan ayı o kadar güzel bir ay ki, hani diyoruz ya rahmet ayı. Hani dedik ya iki tane düşmanımız var. Nefis ve şeytan. Evet. İşte Peygamber Efendimizin de hadisi şeriflerinde buyurdukları üzere nefsi en çok kontrol altına alan, onu teskin eden şey açlıktır. Evet. Oruçla bunu yapıyoruz. Diğer taraftan yine hadis-i şeriflerde buyuruyorlar ki Ramazan ayı geldiği zaman şeytanlar bağlanır. Hatta en azgın şeytanların bağlandığını söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dolayısıyla bu iki tane düşmanımız bertaraf edildi. Hı hı. Bu anlamda kişi kendi içine daha rahat bir şekilde dönebilir. İçimize dönüp baktığımız zaman nedir kalbimizi rahatsız edenler? Ben aslında çok var ama birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Riya mesela bunlardan bir tanesi. Hı hı. Riya nedir? İşte şimdi yaptığın bir takım iyiliklerin, güzelliklerin, amellerin, ibadetlerin Allah için değil de insanların beğenisini kazanmak için yapmaktır. Aslında bu günümüzün bence çok önemli hastalıklarından bir tanesi. Şu anda dünya bir şey üzerine, görsellik üzerine ve herkesin o görsellikler üzerinden kendini beğendirme yarışında olduğu bir dünya. Maalesef şimdi gösteriş çağındayız. İfşa etmek, yani paylaşım adı altında böyle daha sıcak bir kelime kullanılıyor buna. Maalesef, ne yazık ki, ama aslında tamamen bir gösteriş ve kendini ifşa etme üzerine. Bunu sosyologlar gösterişçi dindarlık diyorlar buna. Evet. Aslında riyakarlık. Allah muhafaza etsin. Aslında bunun eşittir riyakarlık olarak bunu isimlendirebiliriz. Evet. Özellikle de sosyal medyada bakıyoruz. Yani insanlar artık ibadetlerini de paylaşmaya başladı. Şimdi ben kullanmıyorum sosyal medyayı ama arkadaşlarım bahsediyorlar. İşte Kabe'den dua eder ki videosunu göndermiş. Evet. Ya da işte geçen çok absürt, gerçekten artık bu son nokta, şey, namaz kılarken ki resmini paylaşan insanlar var. Hani günümüzde bence bu riyanın üzerinde çokça durmak gerekiyor. Bunun aslında kalbi istila eden çok önemli bir hastalık, maneviyatımızı bozan çok büyük bir tehlike olarak görüyorum ben. Ve bu noktada kişi şöyle bir bakmalı: ben bu işi yaparken gerçekten neyi kastediyorum? İnanın kalbimiz bize doğruyu söyleyecektir. Evet. Yani hani bu namazı, bu orucu ya da bu sadakayı verirken mesela şimdi infak diyoruz değil mi? İnfak bizim Ramazan temamızda çok önemli burada. Hani bizim kültürümüzde nedir? Alan elin veren eli bilmemesi şeklindeki bir esas medeniyet üzerine biz kurulmuşuz. Yani riya o kadar tehlikeli ki burada gizli bir şey vardır. Şirk vardır. Peygamber yani, Efendimiz de buna dikkat çekiyor. Çok önemli. Ben verenin rızası ya da verdiğimizi görenlerin rızası da önemli değil infakta. Sadece Allah için. Şimdi burada hemen araya girip dergilerimizi de bir göstermek evet, istiyorum. Zira bu sene değerli izleyenler bildiğiniz üzere biz de ara ara temas ediyoruz yayınlarımızda Ramazan ayı boyunca. Ramazan ayı temamız infak.
Yani paylaşmak, yardımlaşmak, iyilik yapmak üzere bir temamız var. Çok da hem toplumsal olarak hem de tüm dünya çapında en çok ihtiyaç duyduğumuz haslet olsa gerek. Hem Diyanet Aylık Dergimiz gördüğünüz gibi infak medeniyeti üzerine şöyle çeviriyorum. Aynı zamanda da Diyanet Aile Dergimiz Vakit Her Daim İyilik Vaktidir başlığıyla şu anda izleyicilerimizin, okuyucularımızın ellerine ulaşılabilir vaziyette ve içinde çok çok güzel makaleler var. Tabii bunu ilerleyen günlerde detaylarıyla konuşacağız inşallah daire başkanımız Elif Arslan hocamızla. Ama burada mutlaka atıfta bulunmak istedim. Sizin de emeğiniz çok büyük çünkü bu dergilerimizin çıkmasında elinize sağlık, zihninize sağlık, kalbinize sağlık diyorum konumuzla da alakalı. Olarak burada en çok dergilerde vurgulanan konu bu olduğu için hemen araya bunu almak istedim hocam. Allah için infakta evet. bulunmak. Başkası için değil, i̇şte riya bakın, ile değil biz, yani. Evet, infak medeniyeti dedik. Çünkü aslında o infağı çok güzel bir şekilde hayata geçirmiş bizim ecdadımız. Hı hı. Tabii ki Peygamber Efendimizin ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği o ayetlerin getirdiği ölçüler göz önünde bulundurularak bir infak medeniyeti vücuda getirilmiş. Biraz önce söyledik bunun ilkelerinden bir tanesi veren elin alan elin kim olduğunu bilmeden evet. değil mi? Hı. Birbirinden habersiz bir şekilde. İşte mesela bunun göstergesi nedir? Sadaka taşları. Hı. İşte koyarlar o taşa zengin olan biri ya da işte infakta bulunmak isteyen biri. Sonra ihtiyaç duyan biri gidip onu alır. Aslında günümüzde bunu çok güzel formüle eden hani askıda ekmek gibi bir şey var. Hı hı. Gelir iki tane ekmek alır, bir tanesi askıda der. Daha sonra ihtiyaç sahibi gelir onu alır. Dolayısıyla burada hani sadece ibadette değil, sadece infakta değil, küçük bir iyilik yaptığımız zaman bile acaba o iyiliği hani insanlar beni övsünler diye yapıyorsan bu tabii ki riyaya giriyor. Hemen Peygamber Efendimizin 3 tane kişinin hikayesini anlatır bir hadiste. Evet. Çok dikkat çekicidir. Bu riyayı da bence bu örnek üzerinden daha güzel bir şekilde anlatabileceğimize inanıyorum ben. 3 kişiyi anlatır. Bunlardan bir tanesi çok alim biri. İlmi çok fazla talebe yetiştiren işte böyle büyük bir alim. Bunu söyler. Diğeri ise işte çok malı olan, çok zengin olan ve bu malını sadaka olarak veren biri. Diğeri de ilmiyle insanlara hizmet eden bir alim. Üçüncü kişi ise şu anda hatırlayamadım yine gelecektir herhalde. Peygamber Efendimiz der ki aslında bu üç insanın yapmış olduğu, diğeri de çok abid biri. Yani işte namazında, orucunda, gece namazıdır, oruçlardır, nafilelerdir. Bunlar da işte böyle çok ibadet eden biri. Peygamber Efendimiz der ki aslında bunların yapmış olduğu amelleri hiçbirine fayda vermedi. Bunlar cehenneme gitti der. Sorarlar neden? Çünkü der ki bu ilmiyle insanlara işte aydınlatan, insanlara talebe yetiştiren, o ilmiyle insanlara hizmette bulunan bu alim esasında orada hani ben Allah rızasını gözetmedi. Orada ben işte insanlar alim desinler, ne kadar bilgili biri desinler, işte o belki de o ilmin getirdiği o şöhret onun hoşuna gitti. Evet. Ondan dolayı o aslında o ilmi tahsil etti. Dolayısıyla o ilmi ona hiçbir fayda vermedi ve kaybedenlerden oldu. Ve bunun bu duygunun yani Allah rızası için mi yoksa dediğiniz gibi o işte ünü, şöhreti o konuda insanların ona verdiği değerle alakalı olup olmadığı da tamamen şurayla alakalı. Yani öyle insanlar var ki hocam tamamen işte Allah rızası için yaptığını söylüyor ya da işte böyle bir hal içerisinde gerçekten gösterişçi bir dindarlık anlayışı da söz konusu ama ancak o samimiyet kalpte olan ve Cenab-ı Allah'la bağında orada yerleşebileceği bir mahal kalp. Evet. Yani samimiyeti ancak kalpte anlayabiliyoruz. İşte dediğim gibi dönüp dolaşıp yani bakmaya gerek yok kalbine danış. Evet. Sen bu ameli neden yaptın? Bu amelden acaba insanlardan bir beklentin mi vardı? Seni övsünler diye, seni sevsinler diye, seni takdir etsinler diye mi yaptın? Yoksa gerçekten ben bu işi yaparken, bu ameli eylerken, bu ibadeti yaparken Cenab-ı Hakk'ın rızasını mı gözettim? Dolayısıyla hep kalbimize dönmemiz lazım. Yani her seferinde ona dönüp danışmamız lazım. Yoksa dediğim gibi yani bir şeyi anlatırlar. İşte yine bu şey de öyle, mal verirken de. İşte sen verirsin çünkü Araplarda öyle bir şey vardır hani mertlik ama onlar ne için verirlerdi? Çok cömert, çok mert bir insan desinler diye verdikleri için aslında orada direkt olarak riya. O yüzden verirken o riyanın karışmaması için gizliden vermek tercih edilmiştir. Üçüncü kişi bir de savaşan birini söylüyor Peygamber Efendimiz. Allah yolunda işte savaşmış, cenk etmiş, şehit düşmüş.
Var mı daha bundan ötesi? Canını vermiş. Ama maalesef kaybetmiş o da imtihanı. Neden? Çünkü orada yine çok cesur, çok mert, çok işte savaş konusunda işte hem ileri atılan, canını feda edecek kadar şey bir insan, cesur bir insan desinler diye dediği için o da kaybetti. Yani dolayısıyla burada gerçekten diğer taraftan hani biz düşünüyoruz öbür tarafta ama bu dünyada da aslında hep insanlar neden şikayet ediyorlar? Sıkıntılardan, üzüntülerden, depresyondan, stresten artık günümüzde çok var. Bütün bunlar. Sebebini aslında düşündüğümüz zaman hani bunların sebebi nedir? Bunlar hep kalp hastalıklarına kaynaklanıyor. Yani oradaki manevi kalbi tabii ki tabii. Oradaki kalbi Allah-u Teala'nın bize istediği şekilde kullanmamaktan. Çünkü sen Allah-u Teala'nın rızası doğrultusunda gitmediğin zaman bu sana sıkıntı veriyor. Çünkü biz hani sadece beden değiliz, ruhtan da müteşekkiliz. Aslında hani kalbi, ruhu, aklı, nefsi bunlar aslında hepsi bizim manevi dünyamızı oluşturuyorlar. Hani ruh da o sıkışmışlığı kalbinde yaşadığı zaman hastalanıyor. Depresyon oluyor işte, stres oluyor. Başka kesinlikle bir takım yüzün hastalığına yakalanıyor. Bunun gibi bir takım hastalıklara yakalanabilir. Bir durum var. Tabii. İyilik hali dediğimiz şey manevi, psikolojik, fiziksel hepsi bir arada. Yani bir yeri ihmal ettiğimizde ki bu çoğunlukla manevi dünyamız ve bununla bağlantılı olarak psikolojik halimiz oluyor. O zaman fiziksel sağlığımızı da kaybediyoruz. Kesinlikle yani o bizim duyduğumuz şeyler aslında hepsi o manevi, duyduğumuz rahatsızlıklar bizim bedenen veya ruhan o manevi hastalıkların birer yansıması. Öyle bir şey varsa da o zaman içimize dönüp bakmamız lazım. Çok doğru. Acaba burada ne oluyor diye. Şimdi hocam riya dedik. Tabii pek çok başlık var kalbin manevi hastalıkları dediğimizde süremizde ilerlediği için. Başka en önemli gördüğünüz kalbin hastalıkları başka nelerdir? Aslında bir de kibirden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de öyle söylüyor diyor ki hani kibir nedir? Kendini yukarıda görmek, diğer insanları ise aşağıda görmektir. Burada iki nokta vardır. Yani orada ben hani kişinin sahip olduğu bir takım şeylerle böbürlenmesi, kibirlenmesi söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir şey var diyor ki kibirlileri tarif ederken sen ne kadar diyor böyle kibirli kurumlu bir şekilde başın havada yürürsen diyor ne boyca dağları aşabilirsin. Hani bir ayağını kibirli insan nasıl vurur böyle sanki yeri deler gibi vurur. Ne kadar diyor sen kurumlu yürüsen de yeri bile delemezsin diyor. Yani sonuçta aslında burada kişinin sahip olduğu şeylerle kendini diğer insanlardan üstün görmesidir. Ama biz bakıyoruz ki burada kibrin diğer bir yönü ise diğer insanları kendinden aşağı görme söz konusudur. Yani ben hani diğerlerinden üstünüm. Nedir? Kişi işte şeyiyle, malıyla, mülküyle, makamıyla, şöhretiyle, ilmiyle. Hatta İmam Gazali şunu söyler. En tehlikeli kibir ilim konusundadır. Alimler bu konuda çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yani hani ben çok biliyorum diye ve Kur'an'dan da bunun konuda örnekler verilir. İşte çok bilen kişilerin esasında o kibirlerinin onları helak ettiğine dair Kur'an-ı Kerim'de bir takım örnekler verilir. Yine biz biliyoruz ki hani yeryüzünde demeyelim de Allah-u Teala'ya ilk isyanın aslında sebebinde kibir olduğunu biliyoruz. Şöyle diyor alimler o kadar önemli ki diyor ki kibir o kadar tehlikeli bir şey ki huy ki hakkı batıl, batılı hak olarak gösterebilir. Yani çok çok önemli. Çok riskli yani kişi bir. Evet kibire kapılarak aslında doğruyu yanlış olarak görebilir. Yanlışı da doğru olarak görebilir. Bunu biz nerede görüyoruz? Şeytan örneğinde görüyoruz. Ne yaptı? Orada aslında Allah-u Teala onu anlattı. Yani o, senin Rabbin bu. O melekler işte hani Adem'e secde edin dediği zaman melekler secde etti ama Adem ne yaptı? Şeytan ne yaptı? Secde etmedi. Ne dedi? Ben ondan daha üstünüm. Ben ateşten yaratıldım. Kibirlendi yani. Tabii ben ateşten yaratıldım. O ise topraktan yaratıldı. Ben ondan daha üstünüm dedi. Ve bunun üzerine ne oldu? Hakkı batıl olarak gördü, batılda hak olarak gördü. Ve tövbe etmedi. Ama orada mesela Adem şey yaptığı zaman günah işlediği zaman hemen tövbe edip Allah'a döndü. O zaman silindi. Tövbe hepsini siler. Evet.
Ama şeytan kibirlendi, gururlandı ve o gözünü kör etti o kibri, o gururu ve bunun üzerine de kovulanlardan oldu. Ebediyen ebedi kurtuluşu da kaybetti. Bu anlamda o yüzden hani kibir konusunda da kişinin şöyle düşünmesi lazım. Yani Cenab-ı Hak gerçekten bütün insanları eşit yaratmıştır. Herkes eşittir. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Bütün insanlar tarağın dişleri gibi eşittir. Ama bazılarına farklı yetenekler vermiştir. Herkesin yeteneği farklıdır. Sana verdiğini, sana eğer hani diyelim ki çok işte ilim sahibi olma gibi, ilim tahsil etme gibi bir yetenek vermişse, diğer insanlara da belki de el sanatları konusunda bir beceri vermiştir. Hı hı. Yani hiçbirinin diğerine bir üstünlüğü yoktur. Mevlana anlatır bunu. Hani bu meslek şöyledir, bu meslek şöyledir. Ben hani daha üstünüm benim yaptığım iş. Çok güzel resmeder onu aslında Mevlana Hazretleri. Şöyle der, bir tane gramer bilgini, nahih bilgini diyoruz biz buna. Hani dil konusunda böyle üstad olan biri bir kayığa binmiş, kayıkla karşıdan karşıya geçirecek nehirden. Bu kişi işte böyle kurumlu, hani ben ilim sahibiyim, ben çok biliyorum. Bu da bir kayıkçı diye kendisini üstün görüyor. Kayıkçıyı biraz daha hakir görüyor. Bunun üzerine kurumlu bir şekilde kayıkçıya soruyor. Diyor ki sen hani gramer hakkında bir şey bilir misin der. Hani bu ilim hakkında bilgin evet. var mıdır der. Kayıkçı ben hani kayıkçıyım ya, o ilmi bilmem. Öyleyse der böyle kurumlu bir şekilde gitti senin ömrünün yarısı. Evet. Sonra biraz sonra giderler bir fırtına gelir tekne o kayık alabora olur. O sırada canhıraş bir şekilde kayıkçı işte kıyıya vardırmak için uğraşır kayığı. Ama bakar ki kayık devrilecek bunun üzerine nahi bilginine sorar. Evet. Sen yüzme bilir misin der. O der ki ben yüzme bilmem. O zaman o der ki gitti hayatının tümü. Tümü. Evet. evet. Yani dolayısıyla burada hani birinin diğerine bir üstünlüğü yok. Allah-u Teala herkese farklı yetenekler, farklı güzellikler, farklı hususiyetler vermiştir. Yani o yüzden hani Mevlana'nın da şeyi öyledir. Bütün insanları sevebilmek, gönlüne bütün insanlarda yer verebilmek, kimseyi kendisinden üstün kendini kimseden üstün görmemek, kimseyi de kendisinden aşağı görmemek. Bu anlamda İslam'ın getirdiği o tevazu da budur. Hani onun da panzehiri, kibrin de panzehiri tevazudur. Evet. Tevazu sahibi olabilmektir. Efendimiz de zaten söylüyor. Sen kendini yukarı görürsen o kibirlenenleri Allah-u Teala alçaltır. Ama tevazu sahibi olanları ise Allah-u Teala yükseltir der. Kibir de böyle bir hastalık. Yani insanlara hani 72 millete tek gözle bakabilmek. Yunus'un deyimiyle. Evet. Yaradılanı hoş görmek yaradandan ötürü. Bütün insanlar Allah'ın yarattığı en değerli varlık insanoğlu. Hepimiz Allah-u Teala yarattı. Hepimiz Cenab-ı Hakk'ın kuluyuz. Ve üstünlük Efendimizin de ifade ettiği gibi ancak Allah-u Teala'ya karşı kim sorumluluğunun daha çok farkındaysa, kim daha takva sahibi ise üstünlük ancak ondadır. Ve biliyoruz ki hani en üstün olan da Cenab-ı Hak'tır. Onun karşısında hepimiz aslında bir hiç mesabesindeyiz, bir kuluz. Burada kibirde hocam uğraşılan şey, mücadele edilen şey tamamen Cenab-ı Allah'ın hikmet ve iradesi diye düşünüyorum ben. Çünkü o öyle murat etmiş. Kimini işte öyle yaratmış, o maddi imkanı vermiş, o eğitim düzeyini vermiş, kimini bu şekilde yaratmış. Bizi eğer daha iyi yarattıysa, yani daha iyi olup olmadığı da tabii bilmiyoruz. Ki o imtihan dünyasına göre değişir. Aha. Yani iyi gördüğümüz şeyler belki bizim çok büyük imtihanlarımızdır. Tabii ki. Yani hikmet nazarıyla bakılmadığı zaman uğraşılan şey ya da bizim aşağıladığımız ya işte bu da şöyleymiş, biz aslında böyle daha iyiyiz dediğimiz şeyler tamamen Cenab-ı Allah'ın iradesi, yarattıkları oluyor ve çok çok riskli yani. Çok ciddi anlamda manevi bir neticesi olacağını düşünüyorum. Allah kibirden muhafaza etsin her birimizi. Aslında insanı güzelleştiren sahip olduğu maddi şeyler değil. Hı hı. Aslında insanı güzelleştiren insanlara duyduğu sevgi, insanlara tabii, duyduğu tabii. şefkat, hı hı. insanlara gösterdiği nezaket, insana verdiği değer. Hı hı. Yani bunlar hep insanı aslında güzelleştiren şeyler. Yani soruyorlar mesela en çok ne sizi mutlu eder? Bu konuda bayağı bir araştırmalar yapılmış. Belki sizler de biliyorsunuzdur. Hiçbir şey insanı aslında mutlu etmiyor. Mutlu etmek başka bir insanı mutlu edebilmek. Evet, çok yani doğru. O da ancak manevi şeylerle insanlar. Bir tebessüm gösterebilmek, insanlara böyle gönül alıcı bir söz söyleyebilmek. Aslında mutluluk burada. Hı hı. İnsanı güzelleştiren de hiç maddi şeyler değil. Evet.
manevi olan şeyler aslında insanı güzelleştiren şeyler. Burada hocam kalbin hastalıkları tabii ifade ettiğimiz gibi çeşitlendirilebilir. Her biri bir program konusu olabilecek derecede çok geniş, önemli. Dinimizce de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uyarı ve tavsiyeleriyle Kur'an-ı Kerim'deki sure ve ayetlerin anlatımlarıyla çok çok uyarılan konular. Maleyani şeylerle uğraşmak, cimrilik, o kadar çok artırabiliriz ki haset, kin, öfke. Çok var. Tuli çok emel, dünyaya fazla bağlanmak. Dünya çok artırılabilir. Belki dediğiniz gibi her gün bir program konusu olabilecek önemli. O yüzden ben kalan süremizi bir 5 dakikamız kaldı sizinle. Sonrasında arzu ederseniz beraberce Özlem Hanım'ın yanına gidelim ve çantamızın son aşamalarını beraberce görelim. Ramazan ayındayız. En büyük düşmanımız dediniz kalbimizi de hastalandıran nefis ve şeytanın aslında bağlandığı, elinin kolunun zincirlendiği bir aydayız. Maneviyata çok yöneldiğimiz bir aydayız. Bu ayda o manevi hastalıklarımızı nasıl tedavi edebiliriz? Evet. Böyle bir 3-4 dakikada, onu 5 söyleyeyim. Dakikada nasıl anlatırsınız hocam? Evet, aslında hani bu kalbin manevi temizliği yine aslında başlı başına bir konu ama birkaç başlıkta isterseniz onu özetlemeye çalışalım. Birincisi aslında tefekkür. Hani hep Kur'an'da da o kadar çok vurgu yapılmış ki defaatle hep hani hiç akletmez misiniz, hiç düşünmez misiniz? Ama bu düşünceyi dediğimiz zaman bunu bu konuyla ilgili hani kişi önce bir kalbine danışıp kendine şöyle bir bakıp zaaf noktaları neler? Hani bir sürü kötü huy var ama herkeste hepsi yoktur. Bende olan sizde yoktur, sizde olan bende yoktur. Evet. Dolayısıyla acaba benim zaaf noktalarım neler? Acaba kalbimi hastalandıran kibir midir, nefret midir, haset midir, kıskançlık mıdır, ucup mudur? Bunları önce bir tespit etmek lazım. Bunun için de konuyla ilgili yazılmış kitaplar üzerinde bir derin bir tefekküre, Kur'an üzerinde özellikle, Peygamber Efendimiz'in hadisleri üzerine bu konuyla ilgili yazan, biraz önce de ben hani konuşmamızın başında söyledim, çok geniş bir bahis ayırmış. Yani çok dikkatli bir şekilde okumak gerekiyor İhya'nın o kalple ilgili bölümlerini. Ve bunun neticesinde yani kişinin daha hani mesela Ramazan'da nasıl yapabiliriz bunu? Hani Peygamber Efendimiz'in çok güzel bir sünneti var. Biraz da onu belki şey yapıyoruz, göz ardı ediyoruz Ramazan'da. İtikaf. Aslında itikaf bunun için çok iyi bir şeydir. Ramazan'da çok iyi bir vesile olur. Hani bir gün olması gerekmiyor. 10 gün, Ramazan'ın son 10 gününde giriyor. Bu 1 saat de olabilir, 24 saat de olabilir, 3 gün de olabilir. Yani sadece o şeyde tefekkürle meşgul olmak, Kur'an'la meşgul olmak, ibadetle meşgul olmak. Dolayısıyla orada kişi dediğimiz gibi hani hepimizin içinde o ilahi öz var, ona dönebilmek. Ona döndüğümüz zaman zaten Allah-u Teala orada onun yollarını bize göstermiştir. Dolayısıyla burada hani şeyse Ramazan da bunu zaten sağlıyor. Geçen bir program vardı, diyor ki bizim bir takım zararlı alışkanlıklardan diyor kurtulmanın diyor yolu şey yapmaktır, Ramazan'dır diyor. Bunun, Ramazan çok güzel bir vesiledir. Düşünün bir sigara içen birinin 16-17 saat boyunca, o normalde saatte belki birkaç tane sigara içen biri, o 16-17 saat boyunca hiçbir şey o zararlı alışkanlıkları el sürmüyor. Aslında Ramazan bunun için iyi bir vesile. Yani o kötülükleri de belki konusunda mücadele etmek noktasında da bize güzel bir fırsat veriyor. Yine bunun diğer bir yolu ise İslam alimleri bu konuda kişinin bu kendisinde bulunan bu hasretin tersini yapmak. Mesela kibirse tevazuyu takınmaya çalışmak. Cimri ise vererek onu tedavi etmek. Bir yerde okumuştum kalple ilgili, şunu söylüyor, diyor ki Frigya kralı bir gordiyon düğümünü yapmış ve kim bunu hani çözerse ben onu mükafatlandıracağım demiş. Sonra büyük kimse çözememiş bunu. Sonra Büyük İskender gelmiş, kılıcıyla o gordiyon düğümünü kesmiş. Ve dolayısıyla burada aslında kesmenin yolu biraz müdahalede, ani müdahalelerde bulunmaktır. Yani cimri ise vererek bunu tedavi edebilir. Yani onun tersini üzerine giderek evet. Tabii ki. Yani orada bir acil müdahale gerekiyor. Yani tespit edip daha sonra bunun için ne gerekiyorsa onu yapmak gerekiyor. Hasetse Allah-u Teala'nın verdiği o şeyle kanaat etmek gerekiyor. Şimdi yine mesela eğer dünyaya çok bağlıysa Ramazan'da nedir? Vaktin kıymetini anlıyoruz. Doğru. Geçip gidiyor.
Dolayısıyla burada ahireti aslında bize hatırlatıyor. Ramazan o kadar çabuk geçiyor ki. Aynen, hani günleri evet. Biz saymaya kalktığımız zaman bir bakıyoruz. Neredeyse gün, yedinci gün, hocam. Onuncu gün bitecek. Dolayısıyla aslında insan ömrünün de Ramazan gibi akıp gittiğini, ona çok bel bağlamamak gerektiğini yine Ramazan'dan alıyoruz. Yani bunun dediğim gibi usulleri aslında kitaplarımızda yazılı. Ama son bir şeyle isterseniz bitirelim. O da ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu üzere kalpler ancak Allah-u Teala'yı zikretmekle mütmain olur. Devamlı Allah-u Teala'yı akılda tutmak, zikretmek, yaptığımız her neyse orada Allah'ın payını düşünmek. Acaba Cenab-ı Hak bundan razı olur muydu? Tabii aslında zikrin bir yönü de budur. Yani tabii ki o dille de zikretmek vardır. Ama aynı şekilde kişinin her zaman için şu rikkat ve dikkat üzere olması. Ben hani yaptığım bu işten Cenab-ı Hak acaba hoşnut mudur? Evet. Bu da bir zikirdir. En büyük ölçü de aslında budur. Budur. Hocam sizi de isterseniz müktelif işler köşemize alalım. Hem çantamızın nasıl tamamlanacağını Özlem Hanım'dan dinleyelim. Hem de son mesajlarınızı orada sizden dinlemiş olalım. Buyurunuz efendim. Evet, Lamia hocamızın önemli tavsiyelerini, bilgilerini dinlerken bir gözümüz de sizdeydi Özlem Hanımcığım. Hızlı da ilerlediniz maşallah. Ben dedim acaba evet burada, bunun şimdi yaptı maşallah çok da hızlı ilerledi. Estetik bir görüntü yoktu burada, biraz savaştım ben siz konuşurken ama yani aparatlar büyük olduğu için maalesef çalışma alanı birazcık zorlaşıyor. Sohbet çok keyifliydi. Hocam dilinize sağlık, yüreğinize sağlık. Çok güzel ifade ediyorsunuz her şeyi. Bu çantanın yarısı. Söylediğim yarı kısmını tabii programda süre olarak ben bu şekilde ayarladım. Size ne kadar sürede aslında maksimum sürede ne kadar oldu başlayalı? Başlayalı şu anda 50 dakika oldu mesela. 50 dakikada hani ortalama. 5 dakikada öyle konuşarak geçirip diyelim 40-45 dakika. 1 saat içinde bu çantanın ürününü tamamlamış olabiliriz. İsterler sanırlar. Ve böyle iki tane yarım bahsettiğim şeyi hazırladıktan sonra bunu da aynı şekilde örüp buradan birleştirip geri kalan kısmını fermuarla astar şeklinde dikiyoruz. Sonra çantalarımızın içine kitaplarımızı, dergilerimizi koyup Kur'an-ı Kerimlerimizi ya da Kur'an-ı Kerimlerimizi koyabiliyoruz. Saplarını da yine aynı en şekilde üstüne, aynı ipiyle. Zaten aynı hepsi çok pratik ediyoruz. Ve kolay malzemeler. Kit olarak ellerinde olduğunda bunu çok rahat hep birlikte yapabiliyoruz. Dediğim gibi atölyemizin de kapıları herkese açık. Herkesi bekleriz. Ramazan ayı herkese güzel, hayırlı Ramazanlar. Umarım bahsettiğimiz duygulardan, hastalıklardan herkes nasibini alır ve nefsimizle baş başa kalmayız diye umut ediyorum. Mücadele etmeyi Rabbim nasip etsin. Son bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bu uyguladığınız örgü tekniği aslında çoğu kişinin de bildiği farklı işte örgü çeşitlerinde kullandığı bir teknik. Bunu çantaya adapte ettik. Bunu özellikle vurgulamak istedim ben. Tabii ki önemli iğne. Bir şey için. Yani bir örgüye başlayan, bir şey tabii örgüye başlayan dünyada kim olursa olsun bunu yaparak başlıyor. Temel yani. Temel. Bütün olay bunun üzerine kurulu. Sık iğnenin önünden, arkasından alıyorsunuz. Aslında çok büyük bir terapi. Alzheimer hastalığı için ve psikolojik olarak hani kalp rahatsızlıklarından bahsettik ya ben bu tarz sıkıntılarda şöyle diyorum. Alın iplerinizi, tığlarınızı eline, hem zikredin hem güzel şeyler düşünerek güzel bir şeyler oluşturalım diyorum. Çok keyifliydi. Çok kesinlikle öyle. Elinize sağlık. Biz de çok memnun olduk. Ben de. Bu farklı teknikleri ve örnekleri sizden dinlediğimiz, gördüğümüz için ellerinize çok sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Ediyoruz. Hocam son bir buçuk dakikamız. Ben de şu şekilde meseleyi bağlayayım. O kadar gereksiz şeylerle uğraşıyoruz ve üretmek yerine kendimizi tüketime adayabiliyoruz ki bu da kalbimizi bence hastalandırıyor ve karartıyor diye düşünüyorum. Boş şeyler değil mi? Boş şeylerle. Bu tür el işleriyle hani daha günaha bizi sevk edecek şeylerden uzak kalıyoruz ya da farklı pek çok alternatif söyleyebiliriz. Bu açıdan da önerilerinizi almak isterim. Tabii ki yani üretken olmak, boş insanlar gerçekten internette özellikle çok zamanlarını zayi ediyorlar. Onun yerine böyle üretken, böyle güzel şeyler ortaya çıkarmak, bir ürün ortaya çıkarmak bunlar tabii ki çok güzel şeyler. Tabii biz de hep diyoruz yani okuyarak, belki kendini geliştirerek, kendini geliştirecek bir takım kurslara giderek hep hani daha ileri bir şeye geçebilmek. Hani Peygamber Efendimizin dediği buyurduğu üzere iki günü
kesimi birbirine eşit olan ziyandadır diyor. Hep daha bir gelişme göstermek, hep bir adım daha iyiye gitme noktasında gayret göstermek herhalde boş şeylerle uğraşmaktan çok daha güzeldir. İşte bu uğraşlar da hep gerçekten belki de hayatımızı güzelleştiren Allah güzellikler olarak görebiliriz. İnşallah. Ben genel dairede yapabileceğimiz tabii, güzellikler. Tabii ama bunu bir işe dönüştürmüş ama aynı zamanda biz kendimiz için de sevdiklerimiz için de belki hediye olarak çok olabilir. Çok keyifli bir iş oluyor. Hediyeleşmeye vesile olabilir. Hep ben bunu bu tür ürünler yaparken yayında söylüyorum çünkü çok kıymetli. Elimizle ürettiğimiz bir şeyi hediye etmenin kıymeti çok başka oluyor. Dilerim. Çok kısa sözünüzü balla kesiyorum. Arkadaşlarım doğum falan yaptıklarında artık hani bebeğe hediye götürürüz ya. Ben onlara bir çanta götürürüm. O kadar mutlu oluyorlar ki. Lütfen. Kendi göz nurunuz, ele emeğiniz. Çok değerli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Benim için değil sadece. Emek verilen her şey çok öyle. Değerli. Öyle. Çok doğru. Bu da son mesajımız, örneğimiz olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bir duayla bitirelim isterseniz. Çok hızlı alayım hocam. Ben hani Peygamber Efendimiz'in özellikle yaptığı bir duayla bitirmek istiyorum. Buyurun. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimizi senin dinin ve itaatin üzere sabit eyle. Amin. 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 Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel duayla tamamladık. Ellerinize sağlık, zihninize, kalbinize sağlık hocam. Çok teşekkürler. Hemen kapatalım programımızı. Yarın saatler 11 gösterdiğinde inşallah tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın efendim.